Kanal T ekranlarından herkese günaydın. Yine bir gazete programı ile karşınızdayız. Bugün bir Skype bağlantısı gerçekleştireceğiz. Klinik psikolog Cansın İskender ile. Kendisiyle malum koronavirüs sürecinde insanlarımız evlerde vakit geçirdiler. Bu süre zarfında nasıl bir yaşantı izlendi? Daha sonrasında malum yavaş yavaş kısmi olarak iş yerleri açıldı. İnsanlar sokaklara çıkmaya başladı. Bu dönemde psikolojik olarak neler yapmak gerekir, nasıl kendimizi bu yeni döneme adapte edebiliriz, bunları konuşacağız. Malum ülkede artık maske takma zorunlu. Bununla birlikte insanlar sokaklara çıktığında artık maskeli dolaşıyor. Tabii bunların da psikolojik olarak insanlar üzerinde mutlaka bir etkisi olacaktır. Bunların değerlendirmesini Skype bağlantısı ile uzman klinik psikolog Cansın İskender ile değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza Cansın Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, malum bir yaklaşık 2 aylık bir koronavirüs süreci gerçekleşti. İnsanlar evlerinde vakit geçirdiler. Haliyle ev içinde gelişen olaylar oldu, basına yansıyan olaylar oldu. Neticede çocuklar evlerde kaldılar, eşler birbiriyle daha çok vakit geçirdi. Siz öncelikle bunu bir nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir uzman gözüyle bu süreç nasıl geçti? Yani baktığınızda aslında hani salgın nedeniyle istisnai günlerden geçiriyoruz. Yani hepimizin ortak sancısı ne yazık ki. Yani bu günlerde hareketlerimiz yasak altında kaldık, gün ışığından yeterince yararlanıp kapalı ortamda kaldık, oksijen yetersizliğimiz vardı ve hani çeşitli uyku beslenme düzensizliği yaşadık. Bu tarafında da otomatikman hepimizin kaşları bu şekilde, hani çatık bir şekilde ilerledi. Evet. Bunu da tabii ki de biz psikolojide tanımladım, sekonder travma bozukluğu olarak algılıyor. Ve bunun peşinde çeşitli tabii ki de ağrılarla hareket ettik. Vücut ağrıları yaşadık. Psikolojik kaygı, stres süreci içerisine girdik. Yani aslında bu ağrılarımız ki muhtemelen büyük rahatsızlıklarımız kişilerde ağrı olarak kendini gösterdi. Biz de burada aslında bu ağrıları çok dışlamamak gerektiğini düşünüyoruz. Birazcık daha düşüncelerin önüne sit çektiğini düşünüyoruz. Bedenimizin ve aslında ruhsallığımızın kurtulması açısından. Yani bu günlük sevdiklerimizden uzak kaldık, günlük rutinimizden uzak kaldık, korku ve endişe içinde olduk. Yani şey gibi düşünebiliriz aslında bu süreci. Kapalı bir kapı uyguladığınız basınç belli bir noktada en zayıf noktasından patlayacaktır. İşte aslında bizler de o noktadayız. Tam en zayıf noktasında, patlama noktasındayız. Alınganlık gösteriyoruz eşlerimize, çocuklarımıza, öfke patlamaları yaşıyoruz, baş ve kas ağrıları yaşıyoruz. Aslında hepsinin nedeni stres, korku, içinde bulunduğumuz çaresizlik hissiyatı olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Evet, peki şimdi haliyle bir dışarıya çıkış süreci de artık başladı. Yavaş yavaş iş yerleri de açılmaya başladı. İlk önce işte belli grup iş yerleri açıldı. Önümüzdeki hafta itibariyle yeni açılımlar gerçekleşecek. Tabii şu da beraberinde geldi. Yani insanlar belli bir süre evin içerisinde kaldılar. Yani çok da fazla dış etkene maruz kalmadı ama medya üzerinden yoğun bir Covid-19 baskısı yaşadılar. Çünkü bütün televizyonları açtığınızda karşınıza Covid-19 haberleri çıktı. İşte elinize Facebook'a girdiğiniz zaman, Instagram'a girdiğiniz zaman yine ona benzer haberlerle karşılaşıldı ve toplumda bir kaygı düzeyinin yükselmesine neden oldu bu haberler. Yani bütün dünyaya baktığımız zaman da zaten buna benzer şeyleri de görüyoruz, açıklamaları da. Bu kaygı düzeyinin yükselmesi önümüzdeki günlerde nasıl etkileyecek insanları? Yani bu bir psikolojik olarak insanlar üzerinde bir hasar bırakacak mı, yoksa biz başladığımız yerden hayatımıza devam mı edeceğiz? Daha doğrusu kaldığımız yerden devam mı edeceğiz? Yani sizin de söylediğiniz gibi aslında bu dönemi fenomeni kaygı olarak karşımıza çıktı. Hani kişilerde muhakeme etme
bitki kirliliğine maruz kalma, işte gelişen, değişen takip etme ihtiyacı. Bunlar aslında vücudumuzun normal alarm düzeyinin daha da üst seviyeye çıkması oldu. Bu durumda işte az önce de bahsettiğim gibi baş ve vücut ağrıları, işte gastroenteritis falan dediğimiz yani mide ve bağırsak ağrılarının oldu. Bunu aslında çok basit bir örnekle açıklayabiliriz. Biz doğayı iç içe düşünebiliriz. Bir antilopu hayal edin. Antilop sürüsü ne yapar? Çekirdek duygularla hareket eden alan içerisinde ve bir parsı gördüğünde kaçmaya çalışır. Ya kaçacaktır, ya savaşacaktır, ya dolma tepkisi gösterecektir süre içerisinde. Korku duyduğu durumla alakalı. Ama bir tanesinin, bir antilop ayağının tutmasında yüzleşeceği şey ters olacaktır. Ve bu süreç zarfında ölüm çınılmaz olduğu için de içgüdüsel bir şekilde farklı bir bilinç düzeyine girmek dediğimiz forma tepkisi gösterecektir. Aslında bunlar bizim normal insanlardan beklediğimiz bir tutanma esnasında ya da yaşadıkları, yüzleştikleri, korku dahi oldukları durum karşısında gösterecekleri tepkiler olarak karşımıza çıkıyor. Yani biz de bu COVID-19 esnasında korkuya kapıldık. Korku evet önlemler anlamında yarattı. Ama korkunun seviyesi arttıkça, dehşete kapıldıkça, çaresizliğe kapıldıkça daha farklı olumsuz etkiler bulunmaya başladı. Bedenimiz buna tepki vermeye başladı. Psikolojik olarak stres, obsesif davranışlar geliştirmeye başladı. Bu sürecin daha sonraki muhakkak ilerleyen süreçlerde karşımıza çıkacağı önümüzde net bir şekilde görünmekte. İnsanların birazcık da hani bu süreci daha pozitif geçirmek adına kontrol edemedikleri durumlara değil de daha kontrol edebildikleri noktalar odaklanmalı genellikle. Hani ısrarla başarı kısmına değil, ofislere ne zaman gideceklerine değil, ya da dışarıdaki o maske takımının baskısına ya da ölüm korkusuna, hastalığa kapılma korkusuna kapılıp kaygı duymaktan ziyade birazcık daha kendilerine dönük kontrol edebilecekleri süre zarflarına odaklanmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü bu korku ve dehşet duyguları daha sonrasında çeşitli depresif bozukluklar, travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz, yine yaygın kişisel anksiyete bozuklukları dediğimiz çeşitli psikolojik rahatsızlıklara dönüşebilmekte. Bu yüzden bu süreci ne kadar olumlu geçirirlerse, ne kadar kendilerine dönüş sağlarlarsa o kadar daha pozitif faydalanabileceklerini, daha az zararla işin içine çıkabileceklerini söyleyebiliriz. Peki sokağa çıkma yasağı biliyorsunuz zaten kaldırıldı artık yani sadece akşamları var. İnsanlar sokaklara çıktıklarında konunun başında da ifade etmiştim. Maskeli hepimiz maske takıyoruz yani markete gittiğimizde alışveriş yaptığımızda ya da bir yerden bir yere giderken sokakta herkesi maskeli görüyoruz. Bunun toplum üzerindeki bir ne gibi etkisi olur ya da bireyler üzerinde ne gibi etkisi olur? Çünkü bundan iki ay önce böyle bir yaşantımızda gerçeklik yoktu ama bugün farklı bir yaşam biçimine doğru artık ilerliyoruz. Sadece biz değil dünya ilerliyor ki önümüzdeki bir yıl içerisinde de bunun değişmeyeceği öngörülüyor. Yani şöyle aslında hani bu bir zincirleme bir durum gibi düşünebiliriz. Sonuçta o maskeyi takmanın nedeni gene bir pandemi süreciyle ilişkili. Yine kişilerin o alarm içerisinde olmasını tetikleyen bir süreç. Daha obsesif davranmalarını tetikleyen bir süreç. Muhtemelen yine insanları bir baskı altında tutacak. Aslında o baskıya karşı verilen tepkidir. Bazı insanlara bakarsınız. Aslında maskeyi takmada bir problem söz konusu değildir ama takmak istemez. Buna bir tepki göstermek ister. Aslında hani buradaki nokta birazcık o baskıyı kabul etmemek, psikolojik olarak rahatlama ihtiyacı gütmek karşımıza çıkıyor. Kişiler içindeki o bulunduğu stresten, kaygıdan kurtulmak için çeşitli baş etme yöntemlerine başvuruyor. Yine şu anki dışarıya
sürecinde maskenin var olması yine aynı şekilde o baskının, o alarm sürecinin insanların hala tetikte olmasını sağlıyor. Bu da tabii ki de korkuyu, dehşeti, ilerleyen süre zarflarında az önce de saydığım gibi çeşitli travma sonrası stres bozuklukları dediğimiz, bedensel ağrı bozukluklarımız, yani somatizasyon, konversiyon gibi bedeni dönüşmüş, aslında ruhsal psikolojik problemlerin bedene dönüşmüş problemleri olarak karşımıza çıkıyor. Muhtemelen bu süreç yine ilerleyen zamanlarda evde kalma durumlarında çeşitli baş ağrılarıyla, daralmalarla, terlemeler, bağırsak problemleriyle kendini gösterecektir. Yani bu süreci ne kadar olumlu ya da olumsuz geçirmekle alakalı birazcık. Kişiler ne kadar bu COVID-19'un baskısını hissederse, o kadar hissettiği noktada çeşitli bedensel ya da ruhsal problemler olarak, kaygının çeşitlilikleri olarak yaşayacaktır. Yani bu da bir alarmın tetiklenmesinde etkili olacaktır, maskenin var. Evet, iki noktaya dikkat çektiniz, bedensel ve ruhsal olarak. Şimdi bunu aynı belirtileri bir kişi de gösterebilir mi, yoksa farklı belirtiler olarak da ortaya çıkabilir mi? Yani psikolojik olarak rahattır ama bedensel olarak metabolizmasında sıkıntılar artık yaşanmaya başlamıştır. Ya da psikolojik olarak rahattır, psikolojik olarak rahat değildir ama bedensel olarak bir sorunu yoktur. Yani bunların ayrımını nasıl yapacak insanlar? Yani kendilerinde böyle bir sıkıntının oluştuğunu ya da var olduğunu nasıl gözlemleyebilirler? Şöyle söyleyelim. Zaten nörolog profesör doktor Derya Uludöz de yine bir açıklama yaptı. Covid-19 süreci başladığında baş ağrılarının da çok ciddi şekilde artış gösterdiğini belirtti. Baktığınızda nedeni az önce de söylediğimiz gibi basit stres ve kaygı. Az önce verdiğim pars ve antilop örneğindeki gibi aslında oradaki parsın antilopun parsa yakalandıktan sonra gösterdiği tepki ölüm kaçınılmaz olduğunu, donma tepkisi, içgüdüsel bir şekilde farklı bir bilinç düzeyine girme durumu olarak karşımıza çıkıyor. Aynı şey insanlarda da geçer. Hani biz yaşadığımız bu ağrıları, baş ağrıları, beden ağrılarını, vücut ağrılarını, kas ağrılarını, yana ya da az önce dediğim gibi gastrointestinal, bağırsak, mide ağrılarını yaşadıklarında bunun psikolojik olup olmadığını ayırt etmeleri çok zordur. Çünkü hiç beklemediğiniz bir ortamda, beklemediğiniz bir anda başlayabilir. Ya da bu süreç geçtikten sonra çeşitli bedensel ağrılar yaşayabilirsiniz. Farkındalığınızı arttırmak için eğer bu ağrılarınızı tanımaya çalışın. Eğer ağrılarınız 19 sürecinde ortaya çıktıysa ve ya da daha sonrasında bilinç göstermeye başladıysa bir uzmandan destek almalarında fayda var. Muhtemelen çünkü biz psikolojik ve fizyolojik ağrıyı ne yazık ki bilinç dışında gerçekleştiğini ayırt edemiyoruz. Öyle ayırt etmesi normal günlük hayatımızdaki insanlar için kolay değil. O yüzden bir uzman desteği alırsa bilinçaltı bedeninin hangi noktasına ağrı uyguladığını, bu psikolojik rahatsızlıkların, psikolojik sorunların, stresin, kaygının bulunması ve çözülmesi için yardımcı olacak. Peki bu süreç obsesif bozuklukları da ortaya çıkardı mı acaba? Yani kişi şimdiye kadar kendinde böyle bir rahatsızlık olduğunu bilmiyordu ama bu süreçten sonra işte kalmış olduğu bu baskı onda belli rahatsızlıkları da ortaya çıkarmış olabilir mi? Yani böyle tetikleyen unsurların psikolojideki etkili olduğunu biliyoruz. Zaten bunu bilim insanları da söylüyor. Siz de bir bilim insanı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi rahatsızlıkları tetiklemiştir size göre? Söylediğim gibi az önce de yani depresif süreci, depresyonu tetikleyebilir. Çeşitli duygu durum bozuklukları yaşayacak kişiler. Yine travma kaynaklı, travma sonrası stres bozuklukları, anksiyete bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluklar geliştirebilir. Yine fizyolojik olarak sürekli olarak oturmak, kas ağrıları ortaya çıkartabilir. Eklem rahatsızlıkları ortaya çıkartabilir. Bağırsak problemleri yaşatabilir. Kullanılan kafein seviyesi, düzensiz beslenme, düzensiz uyku düzeni aynı şekilde.
çeşitli hem bedensel fizyoloji hem de ruhsal problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. O yüzden biz hani genelde birazcık insanların bu süre zarfında kendilerine odaklanmalarını, birazcık kendilerini tanımlamalarını, verimli geçirmelerini sürekli. Hani az önce kontrol edemedikleri noktalardan ziyade birazcık da kontrol edebildikleri noktalara dokunmalarını, müdahale etmelerini bekliyoruz. Peki dünyadaki durum ne acaba? Yani dünyada bilim insanları bu konuda artık eminiz ki yeni bir çalışma alanı da doğdu. Yani COVID-19 ve süreci ve sonrasında bilim insanlarının yeni akademik çalışmaları yapacağını zaten yapılan yayınlardan da görüyoruz. Çünkü insan psikolojisi yani sürekli toplumun ilgilendiren ana temel. Yani neticede bir bireylerin psikolojisi birleştiği zaman toplumları oluşturuyor. Yani bu toplumlar önümüzdeki dönemde bilim insanlarının hangi inceleme alanlarına girecekler? Yani baktığımız zaman işte İtalya'da, İspanya'da, İngiltere'de çok ciddi ölüm oranları var. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımız zaman dünyadaki en yüksek ölüm oranı orada ve insanların da ikiye ayrıldığını görüyoruz. Bir grubu artık bu psikolojik olarak bu olayın bitmesini istiyor. Silahlarla dışarı çıkanlar var. Ona keza diğer taraftan da işte evde kalmasını savunanlar var. Yani bunun bir de ayrıştırıcılığı da oldu. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünya nasıl değerlendiriyor bunu? Yani şöyle baktığımızda psikoloji zaten hani risk faktörü içerisinde, tüm bozukluklar içerisinde din, kültür, ırk, yaş, cinsiyet var bizim her psikolojik bozukluk için değerlendirdiğimiz risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Her inanışta, her dinde, her kültürde farklılık gösterebiliyor bu davranış çeşitlilikleri. Şu an dediğiniz gibi çeşitli çatışmalar var dünya üzerinde hastalıktan dolayı. Ama bunları, bu insanları, bu olumsuz davranışlara iten en ilkel dürtü de ölüm korkusu. Yani biz ilkel olarak zaten yaşamak isteyen, yaşamda kalma mücadelesi veren varlıklarız, bireyleriz baktığınızda. Ve herkes kendi inanışları, kendi kültürlerine göre bunu tanımlıyor, bu hastalığı tanımlıyor ve buna göre hareket ediyor. Bazısı işte dini inanışlarıyla hareket ediyor. Diyor ki bunun bir cezalandırma olduğunu, bir sınanma olduğunu iddia ediyor. Ve bununla ilgili sanrılar dediğimiz çeşitli psikoz seviyesinde abartılan düşünceler, sanmaktan gelen düşünceler ortaya çıkıyor ve bunlar toplumda çeşitli bölünmelere neden oluyor, saldırılara neden oluyor. Muhakkak bu ilerleyen süre zarfında da bu ayrıştırmalar kendini gösterecektir. Bu sürede etkilenen çok fazla insan oldu. Kaygı anlamında, travma olarak çok yoğun şekilde etkilenen insanlar oldu. Muhtemelen dünya çapında bununla alakalı bilimsel çalışmalar olacak. Yine ülkemizde de, Türkiye'de de, dünyada da daha fazla bireysel psikolojik çalışmalara, toplum psikolojik çalışmalarına odaklanılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tabii ki de fizyolojik olarak, fiziksel olarak ciddi bir etkilenme oldu COVID-19'dan kaynaklı olarak. Ama aynı şekilde dolaylı yoldan etkilenen, birebir maruz kalmayan kişiler de ciddi psikolojik baskısı içinde yaşadılar bu süreci. Farklı ruhsal rahatsızlıklarla bu süreci ilerlediler. O yüzden hani çeşitli toplumsal devletin yürüteceği sağlık politikalarının geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki ölüm korkusu bunun altında yatan temel neden gibi gözüküyor? Sizin söylediklerinizden benim anladığım. Bunu yenmek için ne yapmak lazım? Hani sorduğumuz zaman hani ben kendimden korkmuyorum ama yakınlarımdan korkuyorum. İşte yaşlılarımız var gibi cevapları zaten alıyoruz. Sizler de muhtemelen karşılaşmışsınızdır. Yani bu tarz durumlarla. Bunlar için ne yapmak lazım? Yani bir insan kendini bu konuda nasıl psikolojik olarak rahatlatacak? Yani biz zaten genel olarak, yapı olarak felaket senaryoları yazmaya meyilliyiz. Çok seviyoruz böyle kıyamet alametleri vermeyi, felaket senaryoları yazmayı. Birazcık bunlardan uzak kalmak
gerekiyor. Hani biz pozitif psikoterapide de çok fazla çalışılan bir denge modeli var. Kişilerin birazcık bu süre zarfında kendilerine zaman ayırmalarını istiyoruz. Hani bu denge modelinde beden, başarı, sosyal ilişkiler ve fantezi kısımları vardı. Bunu eşit bir seviyede dağılım göstermelerini istiyoruz kişilerden. Yani hayatında her nokta eşit seviyede ideal bir puanlama yapmalarını istiyoruz ve eksik yanlarını doldurmalarını istiyoruz. Ve birazcık bize bir çok farklı bir kavramdır. Yani siz bilince verdiğiniz her şeyi bilinç sizin ona verdiğiniz komut sürecinde almaz. Yani siz tembel olmayı ya da bu süre zarfında sevdiklerinizi kaybedeceğinizi düşündüğünüz bilincinizde farklı stres ve kaygı noktalarını uyandırabilir, farklı alarm seviyenizi uyandırabilir. Birazcık daha hani tembel olmayacağım ben değil de hani başarı beklentilerine direnme yeteneği daha yüksek. Hani kendinize daha insaflı bir şekilde yaklaşırsak, daha pozitif yorumlarla yaklaşırsak sürede çok daha iyi, olumlu atlayacağımızı düşünüyorum. Hani birazcık daha sevdiklerimi kaybedeceğim değil, hayır ben bu süre zarfında sevdiklerime daha çok yakın olabilirim. Sevdiklerime olan sevgimi daha güzel yoğurabildim. Onların yaşıyor olması benim için çok daha kıymetli bir süreçmiş. Bunu anladığım gibi daha olumlu dönüşler. Hani kendimize, bilincimize bunu çok daha pozitif bir şekilde aktarmamız bizim için çok daha iyi olacaktır. Çünkü hani şey gibi düşünün, diyet yapan bir insan kendine ne der? Ben saat 8'den önce yemek yemeyeceğim. Bunu ne gibi söylüyoruz genelde? 8'den sonra yemek yememem gerekiyor. Ama bilinç, evet 8'de bir şey var. Yemekle ilgili bir şey var gibi algı. Yani sizin o verdiğiniz komutu tam olarak algılamıyor bilinçsiniz. Ve siz saat 8 civarı acıkmaya başladınız. Ya da yemekle alakalı bir şeyler yapmayın. Bu da aynı şekilde. Siz kafanıza, bilincinizde nasıl komut verirseniz bunu yoğurmanız ve bunun ilerlemeniz, pozitifleştirmeniz ya da algınızı değiştirmeniz tamamen sizin olayları nasıl algılayıp yoğurladığınızla alakalı biraz. Peki bu psikolojiyi rahatlatmak için fiziksel aktivitelerde neler yapmak gerekir? Yani siz neleri tavsiye ediyorsunuz? İnsanlar ne tür şekliyle vakit geçirirlerse en azından bu stres yükünden biraz daha kurtulmuş olur. Yani şu an mesela genel olarak hani egzersiz yapın vesaire söyleniyor. Fakat hani ben bunu bir baskı altında yaşamasını önermiyorum kişilere. Hani bunu yapmak zorundasın, şunu yapmak zorundasın ziyade. Hani kişiler birazcık kendilerine dönük, kendi yapmak istedikleri şeylere odaklanmalıdır. Hani birazcık o sosyal medya platformlarından uzak kalabilirler. Çünkü barbarca bir tüketim var. Orada zamanlarını birazcık hayatlarındaki fazlalıklardan kurtulabilirler. Raflarını düzenleyebilirler, kitaplıklarını düzenleyebilirler, bahçeleriyle uğraşabilirler. Yani tabii ki de spor da yapabilirler buna ek olarak. Kıyamet senaryoları yazmasınlar, iyi düşünün. Hani ölüm sayılarına odaklanmaktan ziyade biraz kendi hayatlarına, çocuklarına, eşlerine, belki de hani bu süreden önce zaman ayıramadı, çocuğuyla oyun oynama, vakit geçirme, eşiyle aynı şekilde hani bir akşam yemeğinde uzun sohbet edebilme gibi çeşitli eylemlerde bulunabilirler. Kendilerini tanımaya fırsat bulabilirler bu süreci, bu şekilde geçirebilirler. Yani biz ne yazık ki hayatımızın o yoğun temposunda kendimize odaklanamıyoruz. Neyi sevdiğimizi bilmiyoruz tam olarak. Kendimizi tanımaya yönelebiliriz. Hani o dediğim denge modeline yönelebiliriz. Hani hayatlarında başarı ne kadar önemli ki bedenini ekarte ediyorlar, bedenine hiç mi önem göstermiyorlar, buna odaklanabilirler. Birazcık kendilerine odaklanırlarsa bence sevdikleri şeyleri tespit edip rahatlatmak için kendilerini uygulayabilirler. Ve sık sık nefes egzersizi yapabilirler. Birazcık yine kendimize odaklanmamızı arttıracaktır, rahatlamamızı sağlayacaktır. Onun dışında yine dediğim gibi kendilerini iyi hissettiren her şeye odaklanmalı ve devamlılığını getirmelidirler.
Evet, mesajlarımız var. Onları da bir paylaşalım isterseniz. Meryem Fuat, İngiltere'de yaşıyorum. Burada çok kötü, çok korkunç demiş. Çiğdem İskender Hanım da tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun demiş. Şimdi Meryem Hanım'ın ifadesi var. Gerçi biz de sizinle konuştuk bu konuyu ama yine de bir değerlendirmekte kısaca bir fayda görüyorum ben de. Malum İngiltere'de şu an Avrupa'da en çok vaka görülen ülke olarak Fransa'yı da geçmek üzere, belki de pardon İspanya'yı da geçmek üzere belki de geçti. Onların almış olduğu tedbirlerin geç devreye girmesi, İngiliz hükümetinin bu süreç içerisinde farklı bir yol izlemesi bunda tabii ki çok etkili oldu. Bunu dünya kabul ediyor. Ama orada insanların da yaşadığı bir psikolojik buhran var. Bizim İngiltere ile yapmış olduğumuz bağlantılarda da bunu görebiliyoruz. Siz buradan orada yaşayan insanlarımız için ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? En azından bu kaygılarından kısa sürede olmasa bile zaman içerisinde kurtulsunlar. Şimdi bu sürecin çok daha fazla yoğun yaşandığı bir bölge olduğu için muhtemelen haber kaynakları ve çevresindeki herkes hemen hemen ev içerisinde de sürekli olarak bu konu konuşuluyor. Ve bu da alarm seviyesini çok daha, vücudumuzun alarm seviyesini çok daha yükseğe çıkartıyor. Birazcık rahatlamak amacıyla. Hani felaket senaryoları üretmek tabii ki de doğal bir şey. Çünkü içinde bulunan süreç çok korkutucu, gerçekten dehşet verici süreç olarak kabul ediliyor. Ama bu süre zarfında kendilerine ev içerisinde farklı uğraşlar bulurlarsa, birazcık daha az televizyon izlerlerse, hani ölüm olanlarından ziyade dünyadaki iyileşme süreçlerine, iyileşen hasta sayılarına odaklanırlarsa, aile ilişkilerine birazcık daha odaklanır. Hani bir etki olabilir, bir boyama olabilir. Hani kafasını birazcık daha fazla dağıtabilecek. Rahatsızlıklarına odaklanırlarsa kaygı ve alarm seviyesinde olma durumunu azaltabilecektirler. Bunu minimuma indirmek onların kendi ruhsal sağlığı açısından önem teşkil edecektir. O yüzden hani tabii ki de hani söylemek kolay görünse de hani ne kadar kafamız başka işlerle meşgul eder, sevdiğimiz işlere odaklanırsak, kendimizi böyle severek, ev içerisindeki ortamda yaşam ortamı sağlayarak olumlu şekilde en az zararla atlatabiliriz. Evet, artık programımızın son 2 dakikası. Ya sizden de son mesajlarınızı alalım. Çok teşekkür ederiz. Yayınımıza da katıldınız. Verdiğiniz bilgilerle katkı koydunuz. Son mesajlarınızı da alalım efendim size. Yani benim söyleyebileceğim şey iyi düşünmek. Yani az önce de söylediğim gibi ölüm sayılarına odaklanmaktan ziyade iyileşen insanların da bu hastalıktan, pandemiden kurtulan insanların sayılarının da dikkate alınması gerekiyor. Yani birazcık stres dolu hayatlarından kendilerini arınmak, zaman ayırmadıkları aile ve sevdikleriyle görüşmek, hani teknolojinin yüceliğini bu tarz konularda kullanmak, birazcık daha kendilerini yargılamak, kendilerine basınç uygulamaktan ziyade birazcık daha kendilerine destek olup sevdikleri şeyleri ve algılarını çok daha pozitif yorumlamalarını tavsiye ediyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldınız. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet, uzman klinik psikolog Cansın İskender bizlerleydi. Covid-19 süreci ve sonrasında psikoloji, vatandaşın, toplumun psikolojisi hakkında neler yapılması gerekir diye değerlendirmeleri de bulundu. Birazdan kısa haberleri vereceğiz. Hemen sonrasında ise gündem özelde Pınar Gözek sizlerle olacak. Görüşmek dileğiyle, esen kalın.